Herhangi bir mühimmata ihtiyacın olduğunda bu numarayı arayacaksın. O günün burcunu oku. Şifreyi gir. İstediğin mühimmat istediğin yere güvenli bir biçimde bırakılacaktır. Gelelim vadiye. Çakır'la Emmi'nin hayatını kurtarmandan memnun. Ama sadece can kurtarıcı olarak değil, can alıcı olarak da nam salmanı isterim. Unutma, en kısa zamanda karşılık vermezseniz sizden biri öldürülecektir. Bin kere ölemem. Ama istersen bin defa öldürürüm şef. Artık fark etmez. Kendine iyi bak şef. Sevdiğim ve saygı duyduğum varlığı kaybettiğimde sığınabildiğim inançlarım olmasa çoktan kendi azalarım. Benim sana karşı kendimi affetmemi sağlayacak tek şey senin gibi öldürülmek olacaktır. Senin gibi bir fedai olmak benim için büyük bir şereftir. En az yaşayanın olduğu mekanda en çok ziyaret edilen kabir seçmişsin. Buluşmak için yanlış nokta. Doğru mantık, yanlış yorum. Artık kimsenin ondan alacağı bir şey kalmadı. Benim ondan alacağım çok şey vardı şef. En azından bu gece de yanımda olmalıydı. Kumarhane açılıyor şef. Ve ben o kumarhanenin ortağıyım. Nasıl? Şevkan'ın adamlarını temizledim. Kafasına silah dayayıp Emine diyeti olarak 2 milyon dolar aldım. Ve Çakır'ın en sıkışık gününde parayı ona verip kumarhaneye ortak oldum. Emmi hayatta olsaydı yeğeni olarak gideceğin kumarhaneye öldüğü için ortak olarak gidiyorsun. Bu Emmi'nin canına mal olsa da Kurtlar Vadisi'ndeki en büyük adım. Kumarhane Çakır'ın kulübünün altında. Mutfaktan gizli bir geçişle mekana iniyorsun. Arkada tahliye için gizli bir çıkışı var. Bunlar emniyete lazım olan bilgiler. Bize lazım olan ise kumarhanenin Kurtlar Vadisi'nde nereye düştüğünü. Tetikçi Çakır'ın kumarhane sahibi olup güç dengelerinden biri haline gelmesinin arkasındaki hesabı çözmek. Kumarhaneye ortak olduysam kumarhanenin arkasındaki hesaba da ortak oldum demektir. Bulmam gerekeni bulurum, çözmem gerekeni çözerim. Açılış çok önemli. Oraya gelecek insanlar da çok önemli. Bu gece orada göreceğin herkes Türkiye üstüne kumar oynayan olacaktır. Bu kumarbazları iyi izle. Her hareketleri, her bakışları, her adımları senin oyunu belirle. Öyle bir şey yap ki gece boyunca her adım izlenenlerden biri ol. Gecenin kazanan kumarbazı sen ol. Tanıdığım en iyi kumarbaz sensin şef. Açılışa beklerim. Daha hiçbir kumarda kaybettiğini görmedim. Kumarda kazanan yoktur. Daima oynatan kazanır. Elif nasıl, iyi miymiş? Beni mi takip ediyorsunuz? Hayır. Söz verdiğim üzere mahalleyi takip ediyorum. Ama sen sözünü tutmayıp operasyonu tehlikeye atmaya devam ediyorsun. Duran Emmi'nin yeğeni olarak davet edilmiştim. Dikkat çekmemek için daveti kabul etmek durumunda kaldım. Her neyse. Aldığım istihbarata göre Kuzey Irak Türkiye üzerinden uçak savar satılacak. Bu işi konseyin izni dışında kimse yapamaz. Lazia mı? İlk akla gelen isim bu tabii. Ama araştırmalarımın neticesinde Lazia'nın herhangi bir kontağına veya kullandığı güzergaha dair herhangi bir ize rastlayamadım. Bu çok önemli ve acil bir durum. Eğer bu uçak savarların geçişine mani olamazsak, Kuzey Irak'ta değil uçak, helikopter, Türk kuşu bile uçuramayız. Sen canını sıkma. En yakın zamanda öğrenirim. Dün Lazia ile tanıştım zaten. O ya da bir başkası. İşi kim yapıyorsa mutlaka öğrenirim. Aslanım benim. Hadi göreyim seni. Hoşça kal şef.
detaylanmıştır. Lütfen mesajı bırakacağınız kişinin şifresini. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Uçak savarla İskenderun'dan giriş yaptı. Habur sınır kapısına doğru ilerlemekte. Mal sahibinin kim olduğu henüz öğrenilemedi. Ortada görünen kişi şey bu. Mallar bir tırla transfer ediliyor. Tır plakalarını kolluyor. Uçak savarları İskenderun'dan giriş yaptı. Habur sınır kapısına doğru ilerlemekte. Mal sahibinin kim olduğu henüz öğrenilemedi. Ortada görünen kişi şey bu. Tır plakalarını kodluyor. 34 Urfa Bursa Ceyhan 77. 34 Urfa Fatsa 36-23. 34 Niğde Ordu Niğde 24. 34 Kütahya Hatta Ceyhan 51. 34 Urfa Fatsa 15. Aslanım benim. Sabah operasyon. Sivil olunca. Yarım saat sonra hareket. Emredersiniz komutanım. Güzel çıkmışsınız. Habersizdik. Yoksa poz da verirdik. Bu fotoğraf önemli bir belge. Mafya girdinin tescili. Şevko'yu konuşturup o fotoğrafı çektirmiş olsaydım daha iyi olacaktı ama birisi benden önce davrandı. Kim? Henüz bilmiyorum. Herkes olabilir. Ama nedenini biliyorum. Tırların kaybolması, senin yaptığın operasyon. Benim değil, senin operasyonun. Can Polat. Bu operasyon senin Kurtlar Vadisi içinde olman, KGT'nin varlığı, bütün bunların ülke için önemini bir gün muhakkak takdir edeceklerdir. Bizden öncekileri takdir ettiler mi ki şef bize etsinler? Takdir, beraat, şilt bekleseydik memur olurduk. Silahlar nerede şef? Zamanı gelince kullanmak üzere gömdük. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda teşkilat-ı mahsusanın yaptığı gibi. Evet. Bizde olduğunu bilen kimse yok. Bu demektir ki bu işi yapanlar silahlara ulaşamayınca ortalık çok karışacak. İyi. Kim ararsa mal onundur. Bizim istediğimiz de bu. Bırak sana. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hayırdır şef? Sinema keyfi. Bir problem mi var? Köstübek var. Benden haber alıncaya kadar hiçbir şekilde iletişim kurmayacaksın. Köstübek senin taraftan mı? Benim taraftan mı? Açığa çıktığı şey benim taraftan. Ama nereye kadar uzanıyor onu bilemeyiz. Dikkatli ol. Yandaki salonda ajanlı film var. Pardon. Özlettin kendini. Merhaba. Sen beni özlemedin mi şef? Sadede gel. Sehemi kuran tombalacı Mehmet. Malları karısı adına İsrail'den sipariş etmiş. Eser Hirş. Biliyor muydun şef? Tombalacı Mehmet'in karısının kim olduğunu, bağlantılarını ve gücünü biliyordum. Her şeyi masa başında öğreniyorsan benim Kurtlar Vadisi'nin içinde ne işim var? Bilgiyi masa başında alıyorum. Ama icraatı sahada, vadide gösteriyorum. Senin vadideki varlık sebebin bu. Ameliyata girmeden konsey yapılanmasını, konsey üyelerinin kimliklerini ve kim olduklarını etraflıca anlattım. Ama çarkın nasıl işlediğini bilmek önemli değil. Çarka çomak sokmak önemli. Haklısın. Lazya ile tombalacı birbirine düşman oldu. Tombalacı Tunca'yı tarattı. Hedef olarak Çakır'ı gösterdi. Lazya ile testere birbirine girdi. Bunlar şimdilik bildikleri. Sen yapman gerekeni fazlasıyla yaptın. Onların çaklarına öyle bir çomak soktun ki hepsi silahları birbirlerine doğrulttular. Arada kalmayalım şef. Artık arada değilsin, tarafsın. Lazya'nın kanatları altındasın. Şevko sağ olsun. Sağ olsaydı bunlar olmazdı. Bunun için mi öldürdün şef? Nereden çıkardın Şevko'yu benim öldürdüğümü? Sen cevap ver. Öldürdün mü, öldürmedin mi? Ben öldüğü gün Mardin'de operasyondaydım.
Mardin'e gitmen kaç saat aldı ki dönmen kaç saat alsın? Anlat bakalım. Nerede açık vermişiz? Biz Çakırlı Hastane'ye girdiğimizde Doktor Meltem Tuğrul asansörün önünde bizi bekliyordu. Meltem Tuğrul alelade seçilmiş bir isim. Hadi diyelim ki doğru. Kızın önlüğü paketinden yeni açılmış. İsmi belli ki o gün acele şekilde yazılmıştı. Hadi diyelim ki mesleğinin ilk günüydü. Tabipler odasında kayıtlı bu isimde bir doktor yok. Kaçıncı katta doktorsunuz? Sizin çıktığınız katta değil. Biz psikiyatriye çıkıyoruz. Tahmin ettim. Operasyonun kusursuz işlemesi için bizimle asansöre bindirilmiş bir görevliydi. Biz kata ulaştığımızda senin işini bitirmemiş olma ihtimaline karşı kadın Çakır ve beni oyalayacaktı. Verdiği tek açık, Çakır hangi katta doktorsunuz diye sorduğunda sizin çıktığınız katta doktor değilim dedi. Yani bizim çıktığımız katı biliyordu. Peki savcılıkta şahit gösterdin kızı? Dosyayı başına attım şef. Sen de ortadan kaldırdın. Zaten yanılıyor olsaydım kız gelip bizim ifademizi doğrulayacaktı. Mühim olan o gün gazeteye manşet olmanızdı. Şevko'yu kimin öldürdüğü değil. Sizin zanlı olarak manşet olmanız vadideki yeni çatışmaların başlangıcı oldu ve seni bugüne getirdi. Azrail. Beni öldürmen için ne verdilerse sana on katını verir. Kalk. Kalk. Canını vermeden bir cevap verebilirsin sadece. Teyemi kim kurdu? Bırak beni. Ne istiyorsan söyleyeceğim. Teyemi kim kurdu? Tombalıcı. Bırak beni. Peki. Allah kahretsin. Bizim amacımız var. Amacımıza ulaşıncaya kadar karşına çıkan herkes hayatıyla amacımıza hizmet etmezse ölümüyle bu hizmeti gerçekleştirecek. Sıra kimde şef? Sıradaki düşmanında. Emniyetten dosyan istendi. Birilerinin dikkatini çekti. Belli ki baronun dikkatini çekti. Bu iyi mi kötü mü? Bilemeyiz, göreceğiz. Bizim onlara yaklaştığımızdan daha fazla bize yaklaştılar. Ama yaptıkları en büyük hata fazla yaklaşmak oldu. Köstebeklerini kaybettiler. Ancak biz de kurumumuzu kaybettik. Nasıl yani? KGT'yi yer altına çektik. Tüm kurumlar ve kişiler tarafından lağvedildiği bilinecek. Artık yalnızız. Hep yalnızlık şef. İki kişinin bildiği sır değildir. Bakalım kaç kişiyiz? Bu gece bir kumar oynayıp öğreneceğim. Nasıl? Baronla yüzleşeceğim. Neden? Eğer beni tanırsa deşifre olduk demektir. Peki tanırsa? Operasyon iptal. Her şey iptal. Boşu boşuna mı her şeyden vazgeçmiş olacağım? Hiçbir şey boşuna değildir. Hiçbir şeyden de vazgeçmiş değilsin Can Polat. Mafya avukatı Elif Hanım'a selam söyle. Sen de işsiz kalırsan haberim olsun. Yaparım bir şeyler. Teşkilatın iki silah şuru var mı? Hoş geldin. Gel bakalım Yakup Cemil. Garp cephesinde değişen bir şey var mı? Thank you.
Koca dünyayı bir hücreye sığdırmışsın. Çok görme. Yıllarca avucumuza sığdırdık. İşler kötü. Birileri Çakır'ı piyasadan siliyor. Kötü kuruyemişçiler bile gaza geldi. Haraç vermiyor. Polisin, savcının, basının gözü üstümüzde. Biz de bir yere zıplayamıyoruz. Bütün gözler sana çevrilmiş, hala şikayet ediyorsun. Şu anda yaptığım her şey Çakır'ın aleyhine olabilir. Göremediğiniz şu. Bir şey yapsanız da yapmasanız da her şey Çakır'ın aleyhinde. Bak Polat Alemdar, Çakır bizim için hiçbir şey. Ama operasyon için çok şey. En tepeye çıkmamız için Çakır'ın omuzlarına ihtiyacımız var. Ama şu anda Çakır'ın dik durabilmesi için senin omuzlarına ihtiyacı var. Sağlam bassın yeter. Makedonya'da 3. Çeçenistan'da 2. Dağıstan'da 5. Azerbaycan'da 12. Musul'da 30. Kerkük'te 26. Sen bu kadar adamla Musul'u, Kerkük'ü nasıl alamadın şef? Almak mesele değil. Kalmak mesele. Amerikalılar bu haritayı görseler Türkiye'ye çuval giydirirler. Türkiye'ye çuval giydirirler de benim aslanlarıma kefenden başkasını giydiremezler. Sorguları bizzat kendisi yapacakmış. Bunun için özel oda yaptırmış. Dinlemek üzere her türlü yolu denedim. Ama savcı iyi sistem kurmuş, başaramadım. Sen mi başaramadın? Çok zorlasam yapabilirim. Ama sonuçta doğru bir adam ve işine taş koymak istemem. O görevini iyi yapsın, biz de yapalım. Ancak dinleyebilseydik, birinin ötmesi halinde meseleye hakim olurduk. Beni de sorgulayacaktır. Senin konuşmayacağını biliyorum. Böceği beni sorgularken odaya yerleştiririm. Riskli. Yakalanırsan açığa çıkarsın. Ben çıkmam. Polat Alemdar çetesi için savcıyı dinlemeye çalışmış olur. Savcı benim kim olduğumu bilse hiç bu kadar uğraşmazdı. Böceği koymasak mı acaba? Müsaade aldın mı oturmak için? Oturabilir miyim? Polat Alemdar. İsmin çok farklı. Kim koymuş? Annem. Dakika bir, gol bir. Baban. Genç yaşta ölmüş annem. Maalesef. Annen yaşasaydı seni ne olarak görmek isterdi? Diplomat. 2-0. Peki sen ne olmak isterdin? Mafya babası. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Neden peki? Siz niye savcı olduysanız? Adalet. Neden Almanya'da mafya babası olmak istemiyorsun da burada istiyorsun? Orada katil oldum, burada adil oldum. Adil olmayı Çakır'dan mı öğrendin? Çakır'ın da öğrendiği yerde, dayımdan. Duran emmi. Aynanın arkasında kim var? Çok mu meraklısın? Aynanın arkasındakiler kadar değil. Çok rahat, çok profesyonel. Dosyanın Türkiye'ye kadarki kısmı çok yalın. Almanya'da kalsaymışsın çok da ünlü olmayacaktın. Ama Türkiye'ye gelince kısacık zamanda çok iş yapmışsın. Ne iş yapmışım? Koca Şevko'yu ordusuyla birlikte mezara yollamışsın. Daha ne yapacaksın? Dosyayı birlikte oluşturacaksak cinayetleri ben seçmek isterim. Başka? Sigara içmek isterim. İçemezsin.
ağzından çıkar. Seninle üslubumu değiştirmek istemiyorum. Çünkü bu düzeyden hoşlandım. Sakız çiğneyen mafya babası olmaz. Alemde seni bitiririm. Söz. Bir daha çiğnemeyeceğim. İnsan idealleri için zevklerinden vazgeçebilmeli. Söz aramızda kalacak. Çok merak ediyorum. Şevko çok iyi korunuyordu. Kapısının önünde bir adamı bekliyordu. Koridorda da bir sürü adam. Onu öldürmeyi nasıl başarabildiniz? Yapanı ben de takdir ettim. Teşekkür ederim. Diyelim ki sen öldürmedin. İsteseydin nasıl öldürürdün? Dediğiniz şartlarda mekanı görmeden biraz zor ama imkansız değil. Benimle birlikte bir adam daha lazım. Ben sedyenin üstünde olurdum. Çarşaf altında. Ölü gibi. Adamım hasta bakıcı kıyafetinde. Kapının önüne geldiğimde susturucu silahlı adamı öldürür, sedyenin üstüne yatırırdım. Adamım yüzünü örtüp götürürken ben içeri girmiş, silahı Şevko'nun kafasına dayamış, sormak istediğimi sormuş, söylemek istediğimi söylemiş olurdum. Ve Şevko'yu dikkatleri başka yöne çekmek için camdan aşağı atardım. Güzel bir plan. Bu çakırı aşan bir iş. Bildiğimiz çakır gider, çatışır, vurur, vurulur, şovunu yapar, aslanlar gibi cezaevinde yatar. İyi. Çakırın bir dosyası azaldı. Son soru. Çakır'la sen beni öldürmek için plan yapsanız, buraya girip beni öldürüp nasıl çıkarsınız? Bir. Çakır bir savcıyı asla öldürmek istemez. Çünkü Türkiye geleneğinde savcı öldürmek yoktur. İki. Diyelim ki istedi. Buraya size ifade vermeye gelmiş gibi girer. Önceden buraya sokmayı başardığı silahla sıkar. Silahı masaya bırakır. Teslim olur. Aslanlar gibi cezaevinde yatar. Gelelim bana. Ben birini öldürecek olsam meslek ayrımı yapmam. Bu geleneğe yabancıyım. Ama mesleği ne olursa olsun kimseyi yakalanacağım yerde öldürmem. Benim ismimi unutacağınız zamanı sabırla beklerim. En savunmasız durumunuzu, yani en mutlu gününüzü seçerim. Sizi öldürürüm. Bırakacağım imza sadece dostlarım tarafından anlaşılır. Aman evlilik yıl dönümüm olmasın. Karım hayatta bunu açıklayamam. İki iki. Evlilik yıl dönümünüzün en mutlu gününüz olduğunu zannetmem. Lazım. Memati'nin çivisi sadakat oldu. Memati'yi de kendine çakırı olduğu gibi sadık kılman lazım. İki çiviyi de çıkarırım. Ama ikisi de benimle dertleşmeyecektir. Bu da işinin zor kısmı. Hallederiz. Kumarhane müdürüyle Serdar'ın ne konuştuklarını çözmeyi de unutma. Onu çözmeme ne hak kaldı. Şimdi benim senden bir isteğim var. Nedir? Benim kafamdaki çivi daha büyük. Duran emmiyi kim öldürdü? Savcının dediği gibi. Ya sen ya Seyfo. Benim de bir fikrim var. İki ihtimal var. Konseye girmemi istemeyecek baron. Konseye girmemi isteyecek aslan. Eğer birinci ihtimalse zaten deşifre olduk. Eğer ikinci ihtimalse... Abdi İpekçi cinayetinde de iki ihtimal var. Ya baron...
Ya ben? Yok, onu biliyorum. Ne oldu sana? Çok kötüyüm. Gerçekten çok kötüyüm. Aylar sonra ilk defa böyle oldum. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Fark ettim ki bugüne kadar hep kendim için üzülmüşüm. Ailemden, sevdiklerimden, Elif'ten ayrı kaldığım için kendime acımışım. Kendi derdimle ilgilenmişim. Onlara yaptığım şeyin farkına bile varmamışım. Seni bu kadar yaralayan kim aslanım? Ben. Ben bu işe girerken ailemi bir daha görmemeye göze almıştım. Ameliyattan kısa zaman sonra yeniden onlarla bir araya gelince içten içe sevindim. Onları görebiliyor, onlara dokunabiliyor, böylece mutlu oluyor. O dakikalarda benim için ha Ali olmuşum, ha Polat olmuşum hiç fark etmiyordu ki. Şimdi? Onlara Ali'yi hatırlatan her şey çok hoşuma gidiyordu. Elif'in dikkatini çekmek, Hikmet'i kıllandırmak, babamın, annemin ilgisini görmek hoşuma gidiyordu. Onların da benim Ali'yi hatırlatmamdan hoşlanacaklarını düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Onlar bundan hoşlanmasaydı seni işlerine sokmazlardı. Evet, ama bunun bedeli çok ağır. Hikmet bana bugün ağzına geleni söyledi. Çok haklıydı. Ali olarak canını yaktığım yetmiyormuş gibi bir de Polat olarak canını yakmışım. Canlarını çok yakmışım. Onlar bunu hak edecek bir şey yapmadılar ki. Biliyorum. Yükün çok ağır. Bizim işimiz kolay. Bize harp okulunda kalbimizde sadece vatan sevgisine yer olacağını öğrettiler. Zor da olsa bunu iyi öğrettiler. Ama ben sana öyle bir yük yükledim ki kalbinin içine vatan sevgisini yerleştirirken ceketini tutan bir baban, yemeğini önüne koyan bir anan, yollarını gözleyen bir sevdiğin olduğunu göz ardı ettim. Göz ardı etmek değil de bunu aşabilecek güçte olduğunu düşündüm. Ama insan vatanını anası için, babası için, sevdiği için sever. Evet, şu anda bunlar bende yok. Ve senden insanüstü bir şey istediğimin farkındayım. Bu da benim zaafım. Ama benim bu vatanı sevmem için de sen varsın. Benim için senden değerli olan hiçbir şey yok. Bana her şeyi öğrettin. Bunun üstesinden nasıl geleceğimi de öğret. Maalesef Ali. Bunu ben senden öğreneceğim. Senden bu dünyada bir tane daha yok. Ötmüş. Neleri ötmüş? Şu kadarını söylüyorum, Çakır bitti. Sende mi? Görünen bu. Servet'in bir karın ağrısı olduğunu anlamıştım. Eğer bu işi çözemezsek, Çakırsız ne yapabiliriz? Bir şey yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, ona bakmamız lazım. Ben gidiyorum. Nereye?
Ne yapabiliriz? Bir şey yapabilir miyiz, yapamaz mıyız ona bakmaya. İzleniyorum. Kim tarafından? Bilmiyorum. Tedbiren öldürdüm. Öldürmeden önce konuştursaydın ya. Buradan çıkarken beni gördü. Yapacağım bir şey yoktu. İyi yapmışsın da her zaman iyi yapmak iyi bir şey mi bilmiyorum. Neyse, sonra konuşuruz. İçişleri Bakanlığı'nda ve Adalet Bakanlığı'nda dosya gizli olduğu için kimse ulaşamıyor. Dediğim gibi, öten adam Serdar. Ama nerede saklı tuttuklarına dair herhangi bir iz yok. Ya bu savcıya hesap soracak merci yok mu? Emir aldığı, bilgi verdiği, derin birileri yok mu? Bu adam ne derin ne sığ. Dümdüz bir adam. Devlet illa her işte de derin adam kullanmaz. Polat, evrak takibini bile noterde artık derinlerin yaptığını zannediyorlar. Devletin böyle düz ama sağlam, namuslu, hukuk ve iş bilen adamları da var. Maalesef. En olmayacağı geldi bizi buldu. Ben gidip savcıyı anlatmaya kalksam, yaptığım baron işine geliyor. Ben mevzuatı uyguluyorum. Sen kanunsuzsun diye düz düz yüzüme bakar. Ne yapacağız peki? Tek şansımız var, Serdar'ı bulup yok etmek. Bazen çok düz bakıyorsun. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Sığ düşünmekten iyidir. Ya sen beni yanlış yere yerleştirdin. Mafyanın raconu tıkır tıkır işliyor. Üstelik mevzuatlarını günün şartlarına anında uyduruyorlar. Sen benim yüzümü değiştirip devlet memuru yapsaydın ya, bürokrasinin tepesini öyle bir çökertirdim ki mafya bile kalmazdı. Hele sen şu işi hallet, ona da sıra gelir, sonra bakarız. Bu işin sonu kötü. Sana şimdiden söyleyeyim. İstemeyeceğimiz şeyler yapmak zorunda kalabilirim. Neyin zorunda kalırsan kal, benden habersiz bir şey yapma. Sen minibüsü tahsis ederdim. Daha rahat ederdiniz. Ben senin gençliğini de biliyorum. Ne oluyor? Ne bitiyor? Anlat. Her şey istediğimiz gibi gelişiyor. Çakır'la Seyfo içeride. Herkes sizin yaptığınızı düşünüyor. Hatta tetikçiyi bile sizin vurdurduğunuzu. Yarı yarıya doğru. Biz vurmadık, sen vurdun. Operasyonun ilk safhası tamam. Ama işin zor kısmı şimdi başlıyor. Tetikçiyi vuran silahın bizde olması büyük risk. Eğer bu silahı doğru adrese ulaştırırsak, Çakır bu işten yırtar. Sen de hedefe bir adım daha yaklaşmış olursun. Tombalacının evine bu silahı yerleştirmenin bir yolunu bulurum. Ama herhangi biri üstlenir, ihale Tombalacı'dan uzaklaşır. Adamım Tombalacı'nın sağ kolu Burhan. Eski emniyetçidir. Titiz adamdır. Dikkatli ol. Bu arada sevgilinin savcıyı da bu yönde kanalize etmesi lazım. Nasıl? Ben silaha dair başka deliller yerleştirdim bu dosyaya. Hangi dosyaya? Kumarhane dosyasına. Sen altını çok çizmeden kumarhane meselesini aç. Elif gerisini çözecektir. Bir de Çakır'ın direnmesi lazım. İzliyorlar mı? Sorgu için savcı izin verdi. Kim? İşiniz zor. Bu silah kimde yakalanırsa bütün işler sırtında kalır. Derdini de kimseye anlatamaz. Silahın çeliği 2 kilo, ağırlığı 2 ton. Ben bunu nasıl taşıyacağım? Beline kuvvet. Her tarafta seni arıyorlar. Bütün her yeri bastılar. Çok dikkatli olman lazım. Biraz zor olacak ama idareten bunu kullan.
taksi mi? Bundan iki tane var. Aman yan yana gelme. Nasıl ve nerede buluşacağız? Taksi durağının telefonu var, torpidoda. Ben Ankara'ya gidiyorum. Dönene kadar işi bitir. Emniyet çıkışı öpüşürüz. Engimiz mi kaldı? Rahatsız etmiyor. Gel birader gel. Yabancı yok. Tanıştırayım. Aslan amcam. Memnun oldum. Bahsinizi duydum. Ben de seni gazetelerden tanıyorum. Sana diyorum Aslan amca. Çok gazete okuyorsun, çok. Şikayet ediyorsun Hikmet satranç oynayacak kimse yok diye. Bak arkadaşım var. Birader. Sen satranç oynamayı biliyor musun? Almanya'da ilkokulda zorunlu kurstu ama o kadar istemedim ki öğrenemedim. Ama bak tablo oynarım. Al işte. Türk zihniyeti. Ömer Efendi'ye çok selam söyle. Ben tekrar uğrarım. Bir ara tavla oynayalım. Hay hay. Bir ara satranç oynayalım Aslan amca. Testlerin hiç mi? Hüsreva, Lazia, Tuncay Kantarcı, İpikçi Nedim, Samuel Vanun. İyi kadro. İş ne? O da senin işin. Niçin bir araya geldiler bilmiyoruz. Mekanlarını dinleyemedik. Testlerinin mekanında toplanmaları baronun emriyle bir araya geldiklerini gösteriyor. De kılıç neden yok? Testere var onun için yok. Tunca işin içinde. Samuel var, iplikçi var. Mal alınıp mal satılacak. Tombalıcıyı baron feda etti. Filini boşu boşuna vermez. Bizden bir hamle bekleyecektir. Bunun için büyük bir ihtimalle sizi daha yakınına çekecektir. Biz bu ortaklığın içine alınacak kadar yükseldik mi? Zannetmiyorum. Ama bir yolunu bulup dahil olmanız lazım. Ancak artık daha dikkatli olmak zorundasın. Dikkat şüphe çekiyor. Sen kendini ispatlayarak şüphelerden sıyrıldın. Ama senin arkandakini görmek istiyorlar. O zaman sen dikkatli ol. Aslanım, benim karı kız peşinde koştuğum yok. Neyime dikkat edeceğim? Hadi canım. KGT'yi senin çapkınlıkların yüzünden yer altına aldılar. Aslanım sen de bir işe iddiasız gir. Ne yapıyorsun? Kafa göz gidiyorsun. Allah'tan mafya değilsin. Senin elinden milleti kim kurtaracaktı? Sen. Sağ ol. Ben yüzümden memnunum. Sağ ol. Ben şikayetçiydim. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Böyle yaptığın her şeyi göremiyorum ya. İfrit oluyorum. Ne diye kestin adamın kafasını? Adam bıçağı gırtlağındaymış. Ben ne yapayım? Sen Paris'te, Beyrut'ta nasıl kestiysen biz de öyle kestik. Ne var bunda bu kadar şaşırıyorsun? Neyse. Bu cerrah paşalar psikopat. Ayağınıza bağ olacaklar. Öbür dediğim işi ne yaptın? Büyüklerin toplanmasını mı diyorsun? Evet. Henüz bir şey yok. Lazia'dan temas etmek lazım ama uygun bir zemin doğmadı. Çok önemli. Ruslar Karahanlı'yı kıskaçları altına almışlar. Harp, o iş, her neyse onun üstünde kopabilir. Ruslarla arası iyi değil miydi Karahanlı'nın? Bunların dengesi 3 dakikada değişir. Şimdi hısımla. Burada Karahanlı'nın yerine birini bulduklarında onu götürecekler.
Ben adaylığımı açıklayayım. Sen kelleni koru yeter. Bu Abdüley Çoban iyi bir fikir mi? Sen söyleyeceksin iyi mi kötü mü? Ben kimsesiz diye seçtim. Ardından ne çıkacak göreceğiz. Alexander Ivanov. General Sergey Ivanov'un oğlu. Babası 2. Dünya Savaşı'nda 5 onu nişanı aldı. 16 yıl Volgograd Bölgesi İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu. Bölgenin en güçlü adamıydı. Alexander'ın kız kardeşi Larissa'nın 1977'deki düğününde yapılan harcamalar acımasızlığıyla tanınan generalin sonunu hazırladı. Hakkında gizli soruşturma sonucu başta vodka olmak üzere birçok kaçakçılık olayını yönettiği ortaya çıktı. 10 yıl hapse mahkum edildi. Generalden sonra oğlu ne yaptı? Bitmedi mi? Rusya'da işler farklı. Ivanov babasının kurduğu ilişkileri daha da geliştirdi. Rusya'nın önemli mafya üyelerinden biri oldu. En önemli başarısı 1983 yılında Özbekistan'dan yapılan hayali pamuk işi oldu. Bu işten toplam kazancı 6 milyar rubleydi. Bu işteki en büyük ortağı eski Sovyetler Birliği Başkanı Brejnev'in damadı Çurbanov'du. Azerbaycan ve Özbekistan Ivanov'un en yoğun çalıştığı bölgeler oldu. Azeri-Ermeni çatışmasında her iki tarafa sattığı silahla sermayesini oldukça büyüttü. Karahanlı ile meselesi ne? Tahmin ediyorum Karahanlı isteklerini geri çevirdi. Ne isteği? Ya siyahtır ya beyaz. Ya hayat ya ölüm. Neredeyse ömrümün en zor işi. Karahanlı'yı korumam altına almam bir zul. Hadi sineye çektik. Hissettirmeden korumam lazım. Bir başka zul. Ruslar başarısı operasyon ne olacak? Ben başaramamış olacağım. Ben ne olacağım? Baron ölürse yeni baron sen olursun. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmazsın. Bizim de tarihimiz bu değil mi? Asmak için 30 yıl, beslemek için 30 yıl uğraşmak. Bu senin talihin değil. Milletin makus talihi. Emin misin hiçbir yerde görüntülenmediğine? Ne diyorsun aslanım? Otel odası. Kadın kumral. Kadın mutlu. Üstünde bornoz var. Viskin yarıda. Bir kere İzmir'de işkilenmiştim ama bir şey bulamamıştım. Versene şu CD'yi sen. Anlat şu İzmir'i. Gerçekten bir şey yok. Güzel kızdı ama öyle bir iki gecelik. Koca Aslan Bey, sen bu zarfı yedin mi? Belden aşağı şaka yapılır mı? Bilemezdim. Ne zamandır aklımdaydı benim. Bir yerde karşıma çıkar diye. Kız kimdi? Şansını kaybettin. Şimdi sen anlat, ne yaptın? Halit Bedo'yu vurdu. Fethi ispiyonlamış. Adamın kasası CD doluydu. Hepsinin kopyasını istiyorum. Listede Çakır'la benim de ismim var. Onlar hariç. Asıl bomba... Ne? Hüsrev Ağa'nın ortağıyım. Uyuşturucu işine mi girdin? Seninkiler... Afganistan'dan uyuşturucu getiriyormuş. Testleri işin başında. Diğer kadroyu biliyorsun. Senin ne alakan var? O kadar yıprattın ki beni. Bu iş ne, bu iş ne diye. Ben de gittim, ortak oldum. Aslanım benim. Dur, peşini öpme. Ruslar da işin peşindeymiş. Başka? İş kucağımızda. Hüsrev Ağa bizi işine sahip çıkalım diye görevlendirdi. %5'er de hisse verdi. Kusura bakma, 1 lira kazanamazsın. Senin canın sağ olsun. Vatan sağ olsun. Üzüldüm Eren'e.
Tek böbreğini kaybetti. Diğerinin de durumu kritik. İnşallah iyi olur. Bu cerrah paşalılar çok canınızı yakacak. Keşke değmeseydiniz diyeceğim ama çamur bu. Sen işin içine girmesen o sana sıçrar. Cerrah paşalılar gidecek, Haydar paşalılar gelecek. Bilmem kim paşalılar gidecek, diğer paşalılar gelecek. Hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden tepeye çıkmaya çalışıyoruz. Ben nasıl Elif'i mafyadan uzak tutacağım? Bana akıl ver. Artık yapacak bir şey yok. Elif'in böbreklerini koru yeter. O kadar canım yanıyor ki. Kendi sevdiklerimizden bu leş kargalarını uzak tutamıyoruz. Milletin üstünden uzak tutmaya çalışıyoruz. Ve benim gücüm yetmedikçe, sevdiklerimin canı yandıkça canım yanıyor. Dünyayı yakmak istiyorum. Yeterince yangın var. İşimiz söndürmek. Önce kendi içimizdekini, sonra başkalarınınkini. Ivanov enteresan bir uçuş haritası çizmiş kendine. Özel uçağının IATA'ya bildirdiği rotaya göre 24 saat içinde Berlin, Amman, Moskova, İstanbul arasında gidip gelecek. Bu yol haritası bizim de geleceğimizi belirleyecek. Son durağı yine İstanbul. Bu sefer baron mu yanacak? Hedef o. İnşallah yanar. Deli misin sen? Hepimiz biteriz. Zaten bitmişiz. Bugün için bir saldırı bertaraf ettik. Ama yarın ne olur bilemeyiz. Baron ne yapacak? Bilemiyorum. Ancak patlamayan bombanın bir tezahürü, bir yansıması muhakkak olacaktır. Bizim bombanın da mı? Seninki el bombası, baronunki atom bombası. İkisi de isabet ettiği yerde öldürücüdür. Dikkatli ol. Cerrah Paşa dosyasını vermeseydin içeride ne yapardım bilmiyorum. Başka türlü hiçbirinin ziyaretimden etkileneceğini zannetmiyorum. Gelenekçe insanlar görünenden değil görünmeyenden korkarlar. Senin devletten beslendiğini düşüneceklerdir. Düşünsünler. İş başka mecralara gidiyor. Bir yerde son vermek lazım. Son verdiğini mi düşünüyorsun? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Efendim, yaklaşık bir saat önce Süleyman Çakır vurulmuş. Durumu? Ağır yaralı. Allah kahretsin. Üstün gittiyse demiri çoktan gitti demektir. Umarım temiz iş yapıyorsundur. Yoksa seni ben bile kurtaramam. Son durak Cerrahpaşa. Ama hangisi? Hastane mi? Mahalle mi? Sakın bunlardan birine dokunma. Sakın. Nasılsın? İyidir. Senden ne haber? İyi. Belliydi satacakları. Bedo'ya çok ağır gelmişti kurşunlanmak. Hiç ateşin ortasında kalmak istemiyorken kendisini bizden taraf buldu. Fethi? En tehlikelisi oydu. Ben en çok ondan hamle bekliyordum. Aslında fırsatı olmadı. Biraz daha iyileşmeyi bekliyordu ama nasip. Yarım bırakmanı tasvip etmemiştim zaten. Adamı kötü aşağıladınız. Aşağılığın önde gideniydi de ondan. Demir'i niye vurdun? 10.000 dolar vermemek için Halit'in yeğenini satan adam bizi kaça satardı sence? Üstün?
gözüm tutmamıştı. Faris? Tipini sevmemiştim. Ne oluyor aslanım? Ne tribe girdin? Karşıda sorgu yok. O zaman sorgulama. Halit ne anlattı? Çakır'ı nasıl tuzağa düşürdüğünü. Sonra testereye gittim. Sebep? Mektubu adresine iade etmek için. Kime gitseydim? Barona mı? Aslanım sen iyi misin? Değilim. Belli. Lütfen yine yukarıdan konuşmaya başlama. Sen aklınla hareket etmiyorsun. Hislerinle hareket ediyorsun. Bana bir tek sebep söyle. Testereye gitmek için bir tek sebep. Ya da boş ver sebebi. Ne elde ettin? Ne elde etmeye gittin, ne elde ettin? Lütfen. Evet, haklısın. İyi değilim. Ne konuştunuz testereyle? Ve cezasına razı olduğunu söylemesini istedim. Testereden? Evet. Aslanım. Sen iyi değilsin dedim ama sen kafayı yemişsin. Bunun iyilikle kötülükle alakası yok. Sen projeyi bitirmek istiyorsun. Nasıl bu sonuca vardın merak ediyorum. Bak aslanım. Bir, kafana göre bu memlekette mafya babası öldüremezsin. İki, hadi diyelim ki öldürmen gerekti. Bunu benden habersiz ve izinsiz yapamazsın. Üç, diyelim ki yaptın. Konsey üyesi bir kişinin... Ki bu testere Necmi, tetikçileri gidip alenen aşikarane tehdit edemezsin. Dört, ettin mi? Bu iş bitti, geçmiş olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Edemezsin dediğin her şeyi ettim. Bence de iyi ettim. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Her şeyin içine ettin. Ne yapmışım içine edecek? Kalkmışsın bana. 6 tane ciğeri 5 para etmez, adamı niye öldürdün? 7.sini niye tehdit ediyorsun diyorsun? Sen kimden yanasın Aslan Bey? Çizmeyi açma. Benim yanım da belli yerimde. Ben devletim. Sen de devletin işine hizmet ediyorsun. Çizme kanla dolup taşmış, sen bana boğul diyorsun. Yok öyle bir devlet hizmetkarını kana boğdurtacak. Millete kessin raconu bana kesme. Bana sökmez. Sen mafya babası değilsin. Devlet görevlisisin. Neye göre? Kime göre? Bana göre, sana göre. Bak Aslan Bey. Ben mafya babasıyım. Kabul et bunu. Mafya babasıyım. Ve şunu unutma. Sen beni mafya babası yaptın. Ve ben sana diyorum ki yanlış yapıyorsun. Doğrusu neymiş? Yaptığın ve yapacağın her şeyde bana karşı mesulsun. Benim bilgim, emrim... İznim olmadan kimseyi öldüremezsin, öldürtemezsin. Senin arkandan dosya kapatmakla uğraşamam ben. Başka işin mi var? Ben öldüreceğim, sen gömeceksin. İşimiz bu. Ben sana böyle mi öğrettim işini? Bana her şeyi öğrettin. Savaşmayı, strateji üretmeyi, karar vermeyi, kararı anında uygulamayı. Mükemmel bir hocasın. Ama kabul et, öğrencin de mükemmel. Hocam! Boynuz kulağa geçti, kabul et! Ben o ameliyathanede karar vereceğime senin yanına koşturup gelseydim... ...ne olacak diye sorsaydım... ...bugün her şey çoktan bitmişti. Kusura bakma, bu sefer doğru kararı ben verdim. Nasıl sen bu vadiye beni sokarak doğru bir karar verdiysen? Sana bugüne kadar bir tek şey olmaz, yapamam dedim mi? Hangi operasyonu verdiysen üstesinden geldim. Ama ben robot değilim. Ben etten kemikten bir adamım. Senin gibi antrenör değilim. Sahanın içindeyim. Her attığım çalımdan sonra dönüp kulübeye bakarsam top oynayamam Aslan Bey. Bu maç değil, satranç. Devlet top oynamaz ama satranç oynar. Ne korkuyorsun? Hesap vereceğin yerler mi var? Devlet yeri geldiğinde hesabını sorar. Sen de verirsin. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat Alemdar'ım. Ali Can'dan değilim. Şizofreniden kurtuldum, sen de kurtul. Öldü! Anladın mı? Öldü! Artık bunu kabul et. En azından Elif kadar kabul et. Her şeyi kabul ederim.
Ama yanlış yaptığın şeylerin arkasına sığınıp duygu sömürüsü yapmana asla. Benim duygum uygum yok lan. Sen Duran Emin'in karşısına geçip silahı doğrultup nasıl kafasına sıktıysan, ben de devletin bekası için yapmam gerekeni sonuna kadar yaparım o kadar. Ne duygusu? Sen beni aptal mı zannediyorsun? Aklın sıra gizli iş çeviriyorsun. Ben senin öğrencinim. Ben de senin kadar bilirim sır kaç kişinin arasında kalır. Sen bu işin altından kalkamadın evlat. Maalesef ilk defa beni hayal kırıklığına uğrattın. Benimki ilk, seninki son değil. Yeter! Yetmez! Beni sen konuşturdun. Hep bir bildiğim vardır diye kaç gece vundum biliyor musun? Ama öğrendim ki bildiğin tek şey hesap sormakmış. Benim bildiklerim olmasa sen buralara gelemezdin. Şimdi de beni mafya babası yaptığın için övünüyor musun? Nankörlük etme. Seni bu devlet okutmadı mı, yetiştirmedi mi? Ben senin arkadaşın da biliyorum. 30 senede ilerleye ilerleye tepten müzik seti tamir etmeye kadar ilerledi. Ne olacak? Ben de babamın yanında kitap satardım. Oturduğum yerde Hikmet'le vatan kurtarırdık. Arada bir de sen gelirdin işte. Ne olacak? Ne fark ederdi? Bana üstün hizmet madalyası verecektin de vaz mı geçtin? Vazgeçtim. Vazgeçtim. Bitti. Buraya kadar. Kurtlar Valisi operasyonu bitmiştir. Ölüleri mi dirilteceksin? Belki dirileri öldürürüm. Kendin ülke seç. Tatile çıkacaksın. Sen gittikten sonra ben karar vereceğim dönüp dönmemene. Başka? Bugüne kadarki hizmetlerin için teşekkür ederim. Ama buraya kadar. Ne kadar? Nereye kadar? Bundan sonra ben karar veririm. Operasyon bitti mi? Devlet görevi de bitti. Seninle bağım da bitti. Ama şunu unutma. Ben hiçbir işimi yarım bırakmam. Aslan amca. Bunu bilmeleri mümkün değildi. Ne taraftasın Can Polat? Ne yapıyorsun sen aslanım? Bu ne? Kötü köpek sürüye kurt getirdi. Aslan amca. Yarın tekrar doğuyla konuşacağım. Bir netice alacağımı zannetmiyorum. Belli ki o da artık benden yoruldu. Haksız bulmuyorum. Bir vatanperverin arkasında en fazla kaç yıl durulur ki? Mallarını bu sabah kaldırdıklarını biliyorum. İşte profesyonel iş. Ama kim yaptı bilmiyorum. Hüsrev'e niye temas ettiler sence? Bir şey verdiklerine göre bir şey istemişlerdir. Peki Karahanlı niye testerinin kalemini kırdı? Kimin kalemini kırdığı hala muamma.
Kalemi bana vermeye çalıştılar. Adını testere koymuşlar. Sen ne yapacaksın? Diyelim ki baron Lazia ile Üstrev'in kalemini kırdı. Bunun bir tek yolu var. Benim testereyi öldürememem ve ölmem. Eğer ben testereyi yok edersem Lazia ile Üstrev başarılı olacak. Peki o zaman Karahanlı'nın baronluğu nerede kalacak? Konsey kim olacak? Alternatifi olmadan silahlı gücünü yok etmez Karahanlı. O zaman geriye bir tek ihtimal kalıyor. Karahanlı bu oyunu sadece bize değil başkalarına da oynuyor. Ruslar. Aynen öyle. Biz testereyi Rusların kucağına atacağız. Testere Ivanov'u öldürecek. Karahanlı emri vaki yapıp Lazia ile Üstrev'i susturacak. Beni de testereye yem yapacak. Kalem iki parça kırıldı. Bir parçası Üstrev'de, bir parçası Ziya'da. Hepinizi birden yok etmeyi de planlıyor olabilir. Çünkü bizim adamımızı açık ettiği an biz onu yok ettik ve oyununu bozduk. Bu halde benim yapacağım tek şey var. Testereyi ne olursa olsun yok etmek. Rusların dengesini görmeden denge oluşturulamaz. Bunu yapmak doğru değil. Her zaman doğrularla olmuyor Aslan amca. Olsaydı benim fotoğrafımın gazetede ne işi vardı? Tamamen tesadüf. Acaba? Benim içine boş. Elif'e söylemek için bahane arıyorum. Sen bilirsin. Ben artık Polat'ım. Ama Elif Ali'yi bulursa yapacak bir şeyim yok. Sen zorda kalırsın. İstiyorsan başka tesadüflerin önüne geçersin. O resmi ben çekmedim. Ben de poz vermedim. Senden yeğenin olarak bir ricam var yapabilirsen. Nedir? Testere'nin temaslarını takip ettiriyorum. Onu bir yere çekmeye çalışıyorum. Ama daha nitelikli bilgiye ihtiyacım var. Özel numaradan şifre geçerim. Teşekkür ederim. Testere'yi takip ettiriyorum. İvanoğlu hayatta buluşacak. Mevzu ne? Bilmiyorum. Ama bir plan var. Kimin planı? Bence iki tarafında. Havaya uçuracağım Oyat'ı. Oyat'takiler bizim tek var olma şansımız. Şansımızı zorlama. Sakın testere bana lazım deme. Maalesef. Eğer ben testereyi öldürüp leşini bütün insanların önünde kargalara yedirmezsem Polat Alemdar'ı da unut, Kurtlar Vadisi operasyonunu da unut. Eğer testere canlı olarak benim elimde olur, sen de mahkemeye tanık olarak çıkarsan ne Polat Alemdar'a gerek kalır ne de Kurtlar Vadisi operasyonuna. Sistemi çökertiriz. Alır Elif'ini, istediğin yerde yaşarsın. Sen ne yapacaksın peki? Bunu başarabilirsek her şeyi yaparım. Eğer başaramazsak sen katil olursun, ben maktul. Benim çok büyük bir beklentim yok bu hayattan. İki aşığı olduğum nesne var. Biri vatanım, diğeri Elif'im. Eğer başarırsak vatanımdan olacağım. Belki Elif'ten de. Eğer kaybedersek çok çok canımızdan oluruz. Gel de testereyi öldürme.
şansı yok. Kaç gün konuşmayacak ki? 20 yıl bir hücrede kalanlar bile ara sıra konuşur. Ya kaçarsa? Oradan. 20 yılda kaçılmayacak bir hücre yok. Aslanım sen kimden tarafsın? Testere'den. Onu senden başka benim elimden kim alabilirdi ki? Ama madem aldın, konuşacak. O doğruları söylemezse bizim hayatımız yalan. Türkiye'nin bir numaralı babası yaptık seni, hala şikayet ediyorsun. Ya sen ne diyorsun? Birazdan operasyon bitecek. Ne senin amcalığın kalacak, ne benim babalığın. Biliyor musun, benim kalemimi kırdılar. Ne kalemi? Peşime ekip takmışlar. Takan kim? Ekip kim? Takanlar vadinin aslanları. Çakallar kim bilmiyorum. Arabanın altından TNT çıktı. Ne yapacağız? Kurtlukta kanun düşeni yemektir. Düşmeyeceğiz. Bu kadar büyük bir operasyonun bir bedeli olacak. Ya sen ya ben. Ya da her ikimiz. Sadece ölüler görür. Çıktı mezardan. Ne çıkacak Polat? Onun için aramadım. Hayırdır? Adli tıptayız Polat. Aslan amca ölmüş. Vardı ya kitapçı. Ne amca? Aslan amca. Adli tıpa gelebilir misin? Gelirim. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Hiçbiri yok. Anladın mı? Hiçbiri. Abi ben götürseydim. Silemedi, sen silip attın. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Kimsem yok. Hiçbiri yok. Anladın mı? Hiçbiri. Ben ne yapacağım şimdi? Sırlar insanı aldatır. Beni aldattın.
Beni yarı yolda bıraktın, çektin gittin. Beni bir başıma sırlarımla bıraktın. İki kişinin bildiği sır değildir. Aslan amca ölmüş. Vardı ya kitapçı. Amcayı öldürmüşler. Suikast. Kaç kişiyiz? Kaç? Kaç kişi benim bilmediklerimi biliyor? Kaç kişi benim bildiklerimi biliyor? Allah'ım sen yardım et. Sırların gömülü olduğu tek yer var. Amca muhakkak bir başı.